Evet, ben canlı yayına tekrar yine geri geldim. Zeynep Hanım bana eğer olur da gönderirse bir adet katılmak istediğini belirten bir detay, kendisini hemen alacağım. Diğer katılan arkadaşlarımızı görüyoruz. Canlı yayında Zeynep Hanım'ın bana canlı yayına katılıp bana katıldıktan sonra da bir adet gönderdi. Zeynep Hanım'ı canlı yayına tekrar yine alıyorum. Zeynep Atakan'la görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet, canlı yayında. Evet, hemen yanınızdayım. evet. Söyleyeyim. Evet. Kaldığımız yerden mi devam edelim? Öyle Evet, yapalım. kaldığınız yerde aynen devam ediyoruz. Doğru. Şimdi tabii bu Avrupa Görsel İşitsel Kadınları Başkan Yardımcısı olup Türkiye'deki genç meslektaşlarım da biz bir arada olalım ve nasıl olalım deyince ben onların mentoru oldum. Burada kalmıştık. Mentor olunca dedim ki aslında bizim bir simgemiz olmalı ve dünyadaki kadınlara da biz bir takım şeyleri bir bilezik, bir şey, bir takı kendi üzerimize taktığımız bir şeyle yapalım ve uzun vadede de bunları atıyorum işte satış yapalım ve bunu yine genç sinemacı arkadaşlarımız bundan desteklersin. Dolayısıyla Meral'e gittim ve Meral'e dedim ki Meral'cim biz böyle bir şey yapacağız ne dersin? Kendisinin de söylediği gibi hemen dedi, seve seve dedi. Bu benim de katkım olsun o zaman dedi. Evet. Ve biz işte bu şöyle söyleyeyim. Bu şu bilezikleri bizim için tasarladı. Bu bilezikler epey bir bütün işte kameralı kadınlar kolumuzda takıyoruz. Ayrıca çok sevdiğimiz tüm uluslararası alanda benim gittiğim işte biraz önce söylediğim Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı ve bütün işte Film Fatal, yani bütün aklınıza gelecek dünyadaki kadın örgütlerinin çalışmalarında ben bunu götürüyorum, kendilerine veriyorum ve çok hoş bir şey oldu. Bu yıl örneğin Berlin Film Festivali'ndeydim. Gene bizim genel kurulumuz var. Bir baktım %70'i bu bileziklerle gelmişler. Çeşitli ülkelerde geçen yıldan beri olan bir takım şeyler. Dolayısıyla ve tabii çok bunu sadece kadın kameralı kadınlara değil alanında teyze, çok pardon, yine kesiyorum. Çok önemli bir yorum girdi. Hocam destek için alabiliyorsak biz de size bu destek olmak isteriz diyor. evet Ateizi böyle bir şey paylaşmış. gördüm Evet. gördüm. Yani onlar bir ben kendi hesaplarımda zaten bu tip şeyleri paylaşıyorum. Yani şu anda amacımız bu değil, Meral'in tasarımını anlatmak aslında. O yüzden hani sağ olsunlar biz bunu Zeynep yapacağız Hanım onlarla. lütfen öyle bakmayın. Tam tersine hem Meral Hanım'ın tasarımını anlatırken de çünkü insanlarımız yakaladıkları iletişim bilgisini almaya da çalışıyorlar Evet hakikaten. tabii. O yüzden lütfen mümkünse Tabii. çalışan kadınlara Evet, tabii. nasıl destek olacağımızı sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Tabii şöyle biz aslında bu maddi bir destekten bahsetmiyoruz. Tamamen bir manevi destek, bir arada olmak. İşte bir takım şeylerine örneğin bir arkadaşımız diyor ki kameraya ihtiyacım var. Biz ona işte organize ediyoruz vesaire. Böyle bir dayanışma grubu. Bunu şunu söylemek istiyordum. Bu bilezikleri aynı zamanda lider ve alanında çalışan emekçi kadınlara da özellikle hediye ediyoruz. Dolayısıyla ve bunun aslında Meral'le tasarımı yaparken bu şeyini ipini kırmızı olarak düşündük. Dedik ki biz bunu esas erkekler de takmalı ve kadınlara destek olmak için ve siyah olanı da bu şekilde yaptık. Burada tabii çok beğeniliyor. Derhal tabii Meral'in sitesine giriliyor, bakılıyor falan ve diyorlar ki ne kadar güzel el ele vermiş iki el çalışan. Dolayısıyla biz bunu yapma nedenimiz. Şimdi bu tasarımı çok uzun, yani şöyle söyleyeyim önümüzdeki 2 yıllık vadede pek çok yerde göreceğiz bu bilekliği. Çünkü bu fırsat eşitliğini de biraz önce söylediğim gibi temsil ettiği için bir arada diye. Örneğin işte bir senaryolarda kadınlarla ilgili rollerin genel olarak çok yakın bir zamana kadar ve hala çok kısıtlı
ölçülerde yazılması. Örneğin evet, biz bazen şöyle yapıyoruz. Bakın bileziğimiz var, ona göre kadın rollerini bilelim falan yapıyoruz. Bir takım dolayısıyla arkadaşlarımız bu noktada kadınların bir arada olup birbirine destek olması noktasında resmen bu birbirini tanıma aracı gibi bir şey oldu. Yani bir kafeye bakıyorum bizim bileziğimiz bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bilezik çok beğeniliyor. Ben bir arkadaşıma hediye etmiştim. Birkaç arkadaşım takınca hemen istendi falan. Meral'e döndüler. Bu noktada benim hesaplarımda, MC'nin hesaplarında çok sık paylaşıyorum bu tip şeyleri. Oradan takip alabilirler. Sizin hesaplarınız Zeynep Atakan'ın hesabından bahsediyoruz değil mi? Zeynep Atakan, evet. Arkadaşlar Zeynep Atakan Instagram hesabından, Zeynep Atakan sosyal medya hesaplarından takip ederek bileklikle alakalı ve bilekliğin temin edilmesiyle ilgili bilgileri alabilirsiniz. Biz de bizim kreatif direktörümüzle görüşürüz. İstanbul 1881 olarak da bununla ilgili en azından bir minik bir bölüm oluşturup insanlara bilgi sağlayabilecek ya da sizi linkleyebileceğimiz bir şey olabilirse onu da yapmaya çalışırız. Peki Zeynep Hanım, son bölümde projenin efektif olarak yürüdüğünü öğrendik. Meral Saatçi ve sizinle birlikte ortak çıktığını ve Avrupa'ya doğru yayıldığını öğrendik. Şu anda siz neler yapıyorsunuz? Ne gibi projelerle ilgileniyorsunuz? Onlarla ilgili çok kısa bilgi alalım, sonra da kapatalım. Çok teşekkürler. Ben bu kadın kadın iletişim ağı ile ilgili çalışmalarım devam ediyor. Hem Avrupa hem Türkiye'dekiyle. Kendi bir atölyem var. Orada genç sinemacıları yatırımcılarla buluşturan bir platform oluşturdum. Şu anda bütün analize olduğum konu açıkçası o. Mesleğim film yapımcılığı olduğu için şu an uluslararası alanda iki projenin ortak yapımcılığını organize ediyorum ama tabii bu pandemi nedeniyle biraz durmuş durumda. Fakat ben aslında bu online hayata geçtikten sonra daha yoğun çalışmaya başladım. Çok yakında bir podcast serisine başlıyorum. Biraz pandeminin bitmesini bekliyorum. Şu dönem çok yoğun bir yayın hayatı var. Böyle geçiyor. Yani yoğun. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, sanat yönetmeniyim. Orada da genç sanatçılarla buluşup sosyal konuları sanat yoluyla, film yoluyla, sinema yoluyla ele alıp onların kariyer yolculuğuna destek olmaya çalışıyoruz. Bravo. Bu arada Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması finalistleri için de birer tane ayırdım bunlardan, onları da vereceğim. Çok güzel valla. Valla çok teşekkür ederiz. Evet. Bunlar son derece kıymetli projeler, kıymetli işlerle ilgileniyorsunuz. Sağ katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu arada sizinle de bu şekilde tanışmış olduk. Biz İstanbul 1881 olarak da İngiliz ressam Ned Pamphilon'la, Meral Saatçi ile, Taner Alakuş'la ve aynı zamanda Atatürk'ün izinde çalışabileceğiniz başka projelerle de çalışıp onları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. En yakın zamanda da sizinle tekrar görüşebilmek dileğiyle. Tam olmasa da birazcık ekranı boşalttım. Bakın benim arkamda da iki tane el var. Sizin ellerinize benziyor. İngiliz ressam. Evet, İngiliz ressam Ned Pamphilon'un tablosu. İlginçtir. Tek imzalamadığı tablo, 2 metre 2 metre büyüklüğünde bir tablo. Zamanı ve zemini geldiğinde tekrar yine tanışmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkürler. Sağ ol. Hoşçakalın. Çok mersi. İyi günler. Evet, Zeynep Atakan'la olan birlikteliğimiz şu anda bitti. Değerli arkadaşlar, Meral Saatçi'yi soru cevap için alacağım. Meral Saatçi bana bir istek gönderirse sevinirim. İstek var mı? Bakıyorum. Evet, o istek göndermese de artık alabiliyorum. Çok iyi kullanabiliyorum teknolojiyi. Hepimiz canlı yayıncı olduk diyebiliyorum. Evet, Meral, tekrar merhaba. Merhaba, geldin. Evet, gayet güzel bir yayın yaptık. Sen de izlemişsinizdir tahmin ediyorum. Zeynep Atakan'ın bilgilerini paylaştığımızı düşünüyorum. Projenin bilgilerini paylaştığımızı düşünüyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Yani siz gerçekten bu işin divası olmuş durumdasınız. Bizler de bunu yayınlamaktan dolayı da son derece keyifliyiz açıkçası. Hepimize bravo. Peki, evet, son bölüm. Bu bölüm içerisinde artık pandemi bizi
yaklaşık son bir haftadır, 10 gündür daha az etkiliyor. Öyle gözüküyor. Biraz daha böyle açılışa doğru gidiyoruz. Yani biraz daha böyle sonuçta daha rahat bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. Öyle öyle gözüküyor. O şekilde de iyi düşünmek istiyoruz açıkçası. Pandemi sonrasında birazcık neler saatçiyi bize anlatır mısın? Zamanı nasıl geçecek? Abicim yine de ben normal yakışımız daha rahatlamaya çalışsa da ben normalleşmeyelim diyorum. Tamam. Normalleşmeyelim ki normal yaşantımıza devam edebilelim. Doğru. Çok normal düşünmeyelim her şeyi. Kendimizi, birbirimizi koruyarak, sosyal mesafemizi koruyarak dar alanlarda yaşamamıza devam edelim diye düşünüyorum. Yani atölyemi açarken bile ben düşünüyorum ve randevulu kabul etmeyi düşünüyorum. Benim çalışmalarım sonunda devam edecek yine de. O küçük buluşmalar beni besleyecek. Gelen misafirlerimle, kahvemle, evet, müziğimle, imzalarımla. Evet, birinci bölümde de insanlar yine kahveni yazmışlardı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Kahvesi gerçekten ünlü olan bir insansın. Bravo, yani tebrik bütünleştiği ediyorum. Için diyelim. Evet, bütünleştiği kesinlikle. İçin diyelim. Evet, bu bölümde de... çok özür dilerim. Yok, kesmiyorum. Seni dinliyorum. Sonra söyleyeceğim. Buyur. Tamam. Ben tasarımla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Takı tasarımını, endüstriyel tasarım, mimari tasarım, herhangi bir obje tasarımı, yani hiçbirinden ayırmıyorum aslında. Bunlar paralel gelişen şeyler, paralel düşünülen şeyler. Ve şey geldi aklıma, böyle tasarımı düşünürken... Cumhuriyet döneminden sonra gelişme gösterse de sonra inanılmaz bir duraklama dönemine girdiğini düşünüyorum. Yine ben çok şanslıyım. Yani çevremde çok araştıran, modern yaşayan, bunun farkında olan, sosyal medyayla ya da farklı şeylerle bunun bilincinde olan çok insan var. Ama ben genel anlamda seviyorum. Yani günümüzde estetik anlayışı tasarımdan yani hızla uzaklaştığını düşünüyorum aslında. Buna 60'lı yılların sonrasında daha yoğun gördüğümüz köylerden kente göçler, insanların uyum sorunları. Yani gündelik hayat mücadelesi, önceliklerin farklı oluşu, bir sürü şeyler bir araya gelerek bunu biraz daha gerilettiğini düşünüyorum. Yani bu görüşün insanların sanata, daha kendilerine dönmelerine, özel yaşantılarına zaman ve para ayıramadıkları için... bunun gerilediğini düşünüyorum. Yani buna tabii ki politikalar, dinsel düşünceler, inanışlar, toplum ve çevre bilinci, her şey etken. Ve biz bu dalgalı denizde yüzmeye çalışıyoruz. Siz, evet, biz ve bizim gibi, evet, üreten insanlar. Evet, ve bunun mücadelesini verdik, vermeye devam edeceğiz. Tabii ki ben çok umutluyum ve ben dimdik işimi yapmaya devam edeceğim. Hayal etmeye ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğim. Sizlerin çalışmalarını çok iyi biliyorum. İnanılmaz bir özveriyle neler yaptığınızın ben çok farkındayım ve gözlemcisiyim. Ve tüm kalbime söylüyorum ki hayatımda olduğunuz için, sizin gibi özel insanlarla çalıştığım için ve çevremde Zeynep'im gibi yani çok özel insanlarla çalıştığım için kendimi seçilmiş, şanslı, mutlu, bütün imkanlarımın daha kolay önüme geldiğini ve bunu daha kolay başarabildiğimi, zor alanda ama daha kolay başarabildiğimin çok farkındayım.
Bunu hep göz ardı ediyorum ve şükrediyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki hayatımdasınız. Teşekkürler, çok sağ ol. Valla bu gayet güzel ve çok kaliteli, iyi bir sohbet oldu, iyi bir yayın oldu. Zeynep Hanım'ın katılması, aynı zamanda senin bu konudaki duygu ve düşüncelerinle birlikte herkese çok çok teşekkürler. Ben iznin olursa kapatmadan önce önemli bir hikaye anlatmak istiyorum. Lütfen. Kurtuluş Savaşı'nın içinden bir hikaye. Bence önemli hikayelerden bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Salih Bozok, Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'dayken yazar. Salih Bozok yazısında da şunu söyler, der ki, Paşa, evet, Valide Hanım, yani Zübeyde Hanım ve Makbule, evet, parasız kaldıkları için para istiyorlar, der. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderecek herhangi bir parası yoktur. Parası olmadığı için de çok net bir ifadeyle mektuba şu şekilde karşılık verir. Kendilerine söyle, evdeki halıları satsınlar, der. O yüzden geride kalan annenin, kardeşin ve aynı zamanda yüz binlerce annenin ve kardeşin bu şekilde olduğu ve bu şekilde metanetle ve fedakarlıkla kurduğu bir cumhuriyette yaşıyoruz. Senin tasarımla ilgili söylediklerinle aynı zamanda tasarıma doğru, sanatçıya doğru söylediklerin de son derece doğru ve yerinde noktalar. Ben başta senin ve tabii ki bizim ekipteki arkadaşlarımızın ve yakın çevremizdeki insanların ve tabii ki annemizin de anneler gününü buradan sevgiyle kutluyorum. Ama motto çok belli, mottomuz çok belli. Mottomuzun çünkü olması gereken noktası şu: anneyi bir gün hatırlayıp 364 gün boyunca unutmak olmuyor. Kadını 8 Mart'ta bir gün hatırlayıp 364 gün boyunca unutmak geçerli olmuyor. Bu yüzden de biz açıkçası hem kadını hem anneyi hem de kadının hayat mücadelesini hep birlikte işlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, kadın elinde çok güzel bir figür. Güçlü kadınım. Güçlü kadınım. Aynen öyle. Peki, senden son cümleni alabilir miyim mümkünse? Duyamıyorum Alp'cim. Son cümleni alabilir miyim? Senin son cümleni alabilir miyim? Bu geceki yayınla alakalı son cümleni alabilirsem seninle. Geçen hafta ve bu hafta bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Zeynep'ciğim sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten renk kattın. İnşallah ileride daha uzun sohbetlerimiz ve konuşmalarımız olur. Ben Zeynep'in neler yaptığının çok iyi takipçisiyim, biliyorum. Heyecanını yaşıyorum. Zeynep ve onun gibi insanlar hep olsun hayatımızda. İstanbul 1881 Sanat Platformu hep olsun hayatımızda. Yani ne diyebilirim? Hep çalışalım, hep üretebilelim, hep hayatlara dokunalım, sade yaşayalım. Ve bizden sonraki nesile yaşanabilir bir dünya bırakalım. Ben değil, biz olalım. Tüm kalbimle. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, tasarımına sağlık ve aynı zamanda yönlendirmelerine sağlık. Çok çok teşekkürler. Bir başka İstanbul 1881 yayınında tekrar yine Meral Saatçi ile birlikte olacağız. Merak etmeyin. Bu yayınları devam ettirmeye çalışacağız. Pandemi olsa da olmasa da merak etmeyin, bunları önemli bir motto olarak, önemli bir nokta olarak gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar unutmayın, 11 Mayıs Pazartesi günden itibaren Meral Saatçi'nin atölyesi açılıyor. Meral Saatçi randevu sistemiyle, telefonla randevu sistemiyle sizlere cevap veriyor oluyor. Yarın Anneler Günü. Burada bizi takip eden ve izleyen herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyoruz aynı zamanda. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili Meral, görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Herkese buradan çok teşekkür ederim ve selamlarımızı iletiyorum. Çok İstanbul 1881 sanatçılarıyla birlikte yayın yapmaya ve yayınlarıyla birlikte farkındalık oluşturmaya devam edecek. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Çok sevgiler. Sağ olun.